Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, hürmetli teyli huzur görüşler. İstiklal günlük haberlerimizi görüşmelerine kızgın karşılayalımız. Ben Abdullah Yılgın. Programımızda vatanımız Şarkı Türkistan ve dünyada buluvatkan gün tertibdeki haberlerine huzurunla sunuşturuşumuz. Kıynamızda dıktanlar ekranımız bolsun. Xitoyga casusluk kılgucu tegişlik cazağı uçurdu. Amerika avazı torunun bugünkü haberde bildirilmişçe, Xitoyga casusluk qilib kelgan Amerika Merkezi Axborot İdarasının sabiq xodimi Li Jinqing 19 yıllık qamoq jazosiga hüküm qilingan. 55 yaşlık Li Jinqing 2018 yılı 1. ayda casusluk cinayeti bilen qo'lga ilinib, tünügün 22 noyabr Aleksandriya Federativ sot mahkemesi tarafından hüküm ilan qilingan. Hong Kong'da tug'ilib, Amerika'da cho'ng bo'lgan Li Jinqing 1994 yili Amerika Merkezi Axborot İdarasida ishlashga boshlagan bo'lib, 2007 yili xizmatdan ayrilgan. Ayblanuvchi taraf uning Xitoy Axborot İdarasidan 840 ming dollardan ortiq pora olganligini, buning badaliga Merkezi Axborot İdarasida ishlagan 13 yil jarayonida erishgan barlik maxfiyatliklarni Xitoyga ta'minlab berganligini bildirgan. Gerçi onun advokati bu pullarının Xitoydan kelganligiga hiç qandaq ispat yok ikenligini dava kılgan bolsa mu, ama onun kiliş menbesini et bilmegen. Li Jinqing öz cinayetini itiraf kılıp barlık kılmışıgı mesul boladığalığını bildirgen. Xitoy dairleri uzun yıldan beri dünyanın her kaysi caylarga casuslarını evetiple kanmay, yana her kaysi devletlerdeki muhim şahıslarını mal dünya ve başka vasiteler arkalık özü üçün hizmet kıldırıp kelgen. Yakınca bir neçe yıl içinde Xitoyning Amerika'daki bir kısım casusluk faaliyetleri aşkarlanıp, xalqarada sertçilikke kalan. Sürgündeki Uyghurlarının oranı aşkarlandı. 22 noyabr ictimai uçur vasıtalarda tarqalgan sindin məlum buluşca, Xitoy tajavuzcularının Uyghurlarını gonşeyi sürgün kılgallıkı aşkarlandı. Xitoy tajavuzcuları 2017 yıldan beri Şarkı Türkistan halkının ailesini parçalaş vasıtası orkılıq Uyghurlarının medeniyetini unutulduruş üçün atalmış 5. emge küçünü yötkep işe uğrunlaştırış namada yaş kız oğullarını ve erleri türme ya ki ceza lagırgı kamalgan ayarlarını Xitoy ülkelerine sürgün kılışkı başlayan. Neticede Şarkı Türkistan'da nurgun aileler veyran buluştun ibaret eğir akıvetler gelip çıkan idi. Sindin məlum buluşca, iki balanın anısı boğan bir Uyğur ayal, iki perzentedin məcburi ayrılıp, Guangxi'yi sürgün kılıngan. Guangxi'deki bir zavutu işlevatkan bu ayal, sin arkalık, özünün işki jürek parisini tolumu seğen qallığını, Xitoy tajavuzcularının onu vətini ve işki perzentedin ayrıp, onun barlıq xuşallığını tartıva qallığını, onun ne kadar azap içeri ötüvatkallığını ipadiligen. Mälum buluşça Xitoy dairleri 2018 yılı yıl ahırıca Şarkı Türkistan'ın Aksu, Üçturpan nahiyelerden 2417 kişini Xitoy'nın her kaysi ölkelerine sürgün kılgan. Şundaklı yana Üçturpan'dan 3000 kişini uzun yıllık sürgün kılışını, 10000 kişini pesil karakterlik sürgün kılışını planlıqalığını aşkarlıgan. Xi Jinping Amerika'yı korkak saldı. 22 noyabr Germaniya avazı xəbirde bildirilmişçe, Xi Jinping Amerika'yı təhdid silib, Amerika soğudu urşi qozğısa inkaz qaytırışçın ayanmaydıqallığı haqqıdı qoqaq sağan. Xəbirde Xi Jinping Beijing'de çakırılgan yeni soğudu ixtisat münbiri yığınığı qatnaşqan Amerika soğudu həy itini qubul qilib, Xitoy soğudu ixtisat söhbətlerge qarta icabi pozisiya tutup kelivatqallığını, Xitoyning soğudu urşi qozğaşını xalımaydıqallığını, soğudu urşidin korkup muqanmaydıqallığını, zörür tepilganda tekişlik cevap qaytırdıqallığını, cümledin öz ara hürmet qiliş ve baraverlik astıda soğudu kilişimi hasıl qiliş yolu da gayret kürsüvatqallığını bildirdi. Amerika soğudu heyeti yığılışıga Amerika Qoşma Ştatlarının sabıq diplomatiya ministri Henry Kissinger, Xazine İşleri Katibi Hank Paulson ve Saudi İşleri Vekili Mike Froman Katarlıklar katnaştı. Məlum buluşca, Xitay Muavin Başministeri Liu Xi, Amerika Saudi Vekilini Beijing'a teklif kılgan. Amerika'daki komünist pereç Xitay oğuçularının öktemliki ayıplendi. Yeni zaman vaxtı torunun 21. noyabrdaki xəbirde bildirilmişçe, Amerika Kolumbiya Universiteti Xitoyning kişilik hukuk dəbsendicilgi toğrısıda ecilmaqçı boğan grupı muhakimi yığınını əməldən qaldırdı.
Universitetinin gazetede etilişçe grupa muhakimi yığın üçün ruhsat elinip, orun biktilip boğan bolsumu, ama yığınğa bir gün kalganda mektep terep yığının emelden kaldırılgalığını bildirgen. Bulardın set, Xtay okucularının yığın günü namayış ötküzüşünü planlıqallığımı aşkarlanğan. Xtay kişilik hukuk meselesi adukati tınbiyav bu haqta toxtılıp, bu ketimliq yığının bikar kılınışı da Xtay dairlerinin kollışı astıdiki Xtay okucular ve alımlar uyuşmasının kolu barlığını təkitligen. Başkalarının aşkarlışça bu uyuşma her kaysi universitetlardaki okucular arkalık Xtay'a karşı türlük yığılışlarını Xtay elçihanısı doklat kılıdigen ve okucularını bu hıl pahaliyetlerdeki toskunlu kılışkı küşkürtedigen. Bu ketimlik grupa muhakim yığınıga Hong Kong, Tibet, Uyghur ve Xtay demokratçılarının vekilleri katnışıdıgan bolup, yığın bikar kılınğan denkin, grupa azaları bu haqtan narazılık bayanatı ilan kılgan. Bayanatta Xtay okucularının zoravanlık, öçmenlik vasıtları arkalık yığılışkı toskunlu kılgallığı ayıplengen. Şundakla Amerika universitetleri de Xtay müstebit hakimiyetinin öz ideologiyasını tez süratte tarkıtıvatkallıqı. Tesirinin barğansırı küçüğü vatkallıqı. Bu ketimlik vaqanın bunuğu tipik misal bolalaydıqallığını təkitligen. Şarkı Türkistan Teşkilatlar Birliği heyeti Finlandiya'da ziyaretti boldi. 22 noyabr Şarkı Türkistan Teşkilatlar Birliği reisi Hidayetullah Oğuzhan'ın yetekçilikteki heyet Finlandiya'nın paytaxtı Helsinki'ye yetip geldi. Avrupa'da ziyarette buluvatkan Şarkı Türkistan Teşkilatlar Birliği reisi Hidayetullah Oğuzhan yetekçilikteki heyet Finlandiya'nın paytaxtı Helsinki'de en kadimki halklardan biri boğan Finlandiya Tatar İslam Cemiyeti de ziyaretti boldi. Ziyarette Hidayetullah Oğuzhan İslam Cemiyeti azaları ve yurt mötüverlerine Şarkı Türkistan'ın yakınkı zaman tarihi, hazırkı vaziyeti, Xtay tacavuzcularının Şarkı Türkistan'da yürgüzü vatkan bastırış siyasi qatarlık en yeni ehvallarını tonuşturdu. Heyet yine Finlandiya ziyareti ceryanı da Finlandiya'da turuşluk Türkiye elçihanısı da ziyarette buldu. Heyetini Türkiye baş elçisinin meslehetçisi Burcu Bumin Tibet Hanım işhanısı kütüv aldı. Hidayetullah Oğuzhan baş elçi meslehetçisine Şarkı Türkistan'ın kıskıcı tarihi, hazırkı vaziyeti, Xtay tacavuzcularının Şarkı Türkistan'da yürgüzü vatkan bastırış siyasetlerini tonuşturdu. Hem de Türkiye'de faaliyet kılı vatkan Teşkilatlar Birliği hakkında doklat bedi. Heyet bugün yine Helsinki'de ki Uygur Anıtıl Mektebini ziyaret kılıp okutkıcı okuyucular bilen söhbette buldu. Ve perzetlerimizin milli kimlikini kokdaş yolu da hizmet kılı vatkanlarına rahmet eğitti. Hürmetli televizyon görüşler, şuna kılıp bugün haberlerimiz müşahede ahırlaştı. Ədki haberimizi görüşük şahslarına Cenab-ı Allah'a tapşırmız. Şuna kılıp program ahırda ekran arxısındaki barlı hizmet aşırmağa köptün köp rahmet eğitimin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah.